Biz 31 Mart Giresun Mahalli İdare Seçimine biliyorsunuz yoğun bir çalışma temposuyla başladık. Cumhur İttifakı ortaklarımızla istişare görüşmelerimiz oldu. Nasıl hareket edebiliriz? Ön çalışmalarımız oldu. Ama Denizli'de diğer illerde bazı çalışmalar neticelendirilmesine rağmen Denizli'de bu çalışmayı tam neticelendiremedik. Muhsin Yazıcıoğlu 28 Şubat dönemini geçirdik. İşte yine Mart ayındayız. Bizim için hüzünlü bir aydır Mart ayı. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu katledilişinin 15. yılı içerisindeyiz. Şurada kaldı işte 21-22 gün gibi bir zaman kaldı 25 Mart'ta. 25 Mart 2009 tarihinde bir suikast sonucu Keşke Alanı'nda Muhsin Yazıcıoğlu şehit edildi. Ve halen hesabı sorulmadı. Birileri bizim bu adaylık sürecinde bir sürü engellemeler koydu. İlçe seçim kurulu reddetmesine rağmen, il seçim kurulu reddetmesine rağmen milletin iradesine hep engel oldular. Sandıktan temayülde Hamdi'cim başkanımız çıkmasına rağmen, Batman'da Nasuh Altıntaş başkanımız çıkmasına rağmen ittifak ortaklarımız bu iradeye karşı mahkeme yolu denediler. Ne yazık ki üzülerek takip ettik. Bunun bir de ittifak ortaklarımızdan gelmesi bizi çok üzdü. Buna rağmen biz hukuki mücadelemizi sürdürdük. Hiçbir eksik evrağımız, hiçbir belgemiz olmamasına rağmen zamanında ilgili partiden istifa edip partimize üye yapmamıza rağmen bütün süreçte tam tekamülü yerine getirmemize rağmen 4-5 tane hakimin red vermesine rağmen Yüksek Seçim Kurulu Ankara'ya gitti ve adaylık süreci sonlandırıldı. Muhsin Başkan'dan bahsettim. 28 Şubat döneminde Muhsin Yazıcıoğlu 7 milletvekili meclisteydi. Bu Anayol Bey hükümetiydi. Hükümetin 7 kişilik bir güven oyuna ihtiyacı vardı. 28 Şubat döneminde yani Anayol Bey hükümetinde 28 Şubat döneminden 2 yıl önce 96 yılında kuruldu bu hükümet. 7 kişilik bir güven oyuna ihtiyacı vardı. O zaman da Erbakan hükümetine doğru yolculukları vardı. Bu hükümetin kurulabilmesi için 7 tane milletvekili ihtiyacı vardı. Muhsin Başkan bu hükümete sizlere inananların itirazını engelletmeyeceğim dedi. 3 tane bakanlık teklif edilmesine rağmen bunu kabul etmedi ve güven oyunu verdi. Hiçbir tane bir şey istemeden. Düşünün yani bak 28 Şubat dönemi bu. Yani millet iradesinin önüne durmayacağım dedi. Millet böyle karar vermiş, ben de buna destek olacağım dedi. Ama geldiğimiz zaman 28 Şubat mağdurları bakıyorsunuz aynı darbeyi şu anda bize yapıyorlar. Yargı kanalıyla farkındaysanız. Millet iradesinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Milletin istediği adaylar değil, benim istediğim adayı koyarım, siz seçersiniz diyorlar. Ben buradan AK Parti ve MHP'li arkadaşlarımı seslenmek istiyorum. Biz Cumhur İttifakı'nın halinin içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan seviyoruz ve sonuna kadar da yanındayız. Milletvekili seçimlerine de biz oy pusulalarını göstererek bunu söyledik. Cumhurbaşkanımıza oy kullanacağımızı söyledik. Ve sonuna kadar da yanında durduk. Yine aynı şekilde geldiğimiz süreçte genel merkezin almış olduğu karar neticesinde ve Denizli ili özel hassasiyeti olması nedeniyle biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçiminde %47 ile %50 oranda Denizli %6 fark yemişti. Biz bu hassasiyeti gösterip Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı çıkarmayacağımızı söyledik. Ve Cumhur İttifakı'na ve İttifakı'na araya destek olacağımızı açık açığa belirttik. Baştan söyledik. Ama bizim bu birlikte duruşumuz, bunu siyaset anlayışından taviz vermememiz bir takım grupları rahatsız etmiş olmalı ki inanmakta zorlandığımız hukuki süreçlerle karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Son yaşanan süreçte Cumhur İttifakı ortağımız bir partinin Bozkurt adayımız Hamdi'cim kardeşimizin partimizden adayına itirazı keza aynı şekilde Batman adayımız Nasuh Altıntaş'ın kardeşimizin adayına yapmış olduğu itirazları anlamakta güçlük çekiyoruz. Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı olmasına rağmen kendi ittifak ortaklarının bu şekilde hareket etmesi aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz. Biz parti olarak ittifak ilkelerimiz doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı adayını çıkarmadık.
Senin sahada %10 oyumuz olmasına rağmen Denizli içerisinde en çok oy aldığımız ilçelerden bir tanesi senin sahada. İşte Halil Öztürk Başkanım da burada. Benim gönlümden mesela Halil Öztürk Başkanım senin sahada ile geçiyordu. Ve sonuna kadar da yanında duracaktık. Yine de biz %10 oy almamıza rağmen senin sahada biz aday çıkarmadık ve Cumhur İttifakı o adayı MHP adayına destek olduk. Yine aynı şekilde toplamda hassas olan ilçeleri tespit ettik. 8 ilçede de aday çıkarmayarak sadece meclis üyesi adayıyla belediye başkanı adayı çıkarmadık. Bir hassas yerimiz de biliyorsunuz Çağlı ilçesi bizim. Büyük Birlik Partisi'nden geçme Fethi Akçam kardeşimiz şu anda belediye başkanı 2 dönemdir. Ve onun da karşısına hatta çıkarmıştık daha sonra geri çekme kararı aldık heyetlerle görüşerek. Çünkü hassas dengeler var ittifaktan seçiminde. Oradan da geri adım atarak 8 ilçede aday çıkarmalı, 10 ilçede adaylarımızla bu ilçelerin içerisinde başta Honaz olmak üzere Merkez Efendi ve Pamukkale, Kale, Acıpayan, Bozkurt ve Batman'da çok iddialı adaylarla hareket ediyoruz. Ve iddialı olduğumuz yerlerde de Allah'ın izniyle seçimi kazanmayı hedefliyoruz. Başta işte Bozkurt'tayız şu anda. Bozkurt'u inşallah bu toplulukla beraber alacağımıza inanıyoruz. Honaz Hekale, aynı şekilde Batman adayımızla belirledik. Nasuh Altıntaş kardeşimizi ne yazık ki YSK adayla düşürdüğü için. Biz de 30 yıllık maalesef olan Cumhuriyetimizin köklü partilerinden bir tanesiyiz. Biz Kanarya sevenler derneği falan değiliz. Elbette ki kazanacak olan adaylar partimizden aday göstereceğiz. Kaldı ki bizim adaylarımız oldukça iddialı adaylardır. Biz kazanacağız, biz kazandığımızda Cumhur İttifakı kazanacak. Bozkurt kazanacak, Honaz kazanacak, Baklan, Acıpayan, Kale, Merkez Efendi ve Pamukkale kazanacak. Tüm engelleme çabalarına gereken cevabı 31 Mart'ta Bozkurt ve hemşerilerinin sandıkta vereceklerine inanıyorum. Buradan AK Parti ve MHP ve tüm seçmenlerimize sesleniyorum. Kandicim Bozkurt'a ömrünü verdi. Şimdi de sizlere evladını veriyor, biricik evladını veriyor. 3 dönemdir bekliyor. Hakkı yeniyor. Artık zamanı gelmedi mi? Şimdi değil de ne zaman? O sene bu sene değil mi? Sizlere soruyorum. Bu sene. Bozkurt'ta gelin birlik olalım. Bozkurt aşığı, Bozkurt sevdalısı, Handici'nin evladı, Mimar Enes Cini, başkan yapalım. Biz buna inandık. Allah'ın izniyle başaracağız. Sizlere soruyorum. Bozkurt'u almaya var mıyız? Varız! Var mıyız? Varız! Var mıyız? Varız! Ben de son kez şunu söylüyorum. Şimdiden Büyük Birlik Partisi Bozkurt Belediye Başkanlığı'nı Enes Cin kardeşime hayırlı, mübarek olsun diyorum.